Urfa denince akla hiç kuşkusuz ki ilk sırada baklava gelir. Ve Şanlıurfa'nın bu eşsiz lezzeti Kayseri'de baklavacı Şemsettin'de yenir. Şimdi bizler de Şanlıurfa'nın bu lezzetine Kayseri'de ortak olmaya gidiyoruz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz. Efendim Şanlıurfa denince akla gelen lezzetlerden biri de baklava. Kayseri'de de baklava baklavacı Şemsettin'de yenilir dediler. Biz de buraya geldik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz inşallah. Sizi tanıyalım istedik. Hem baklavalarınızın lezzetine bakalım dedik. İnşallah. Hem de bu fiyata, bu kalite nasıl oluyor diye merak ettik. Tabii bizim gibi merak eden binlerce vatandaşımız var. Evet. Umut ediyoruz bugün bu soruya yanıt bulacağız. Baklavalarımızı yiyeceğiz ve kafamızda soru işareti kalmadan Biloy'a buradan ayrılmış olacağız. İnşallah. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. İkramımız. İsmim Öner Ürek. Kayseri Baklava Şemsettin Kayseri Şube sorumlusuyum, yetkilisiyim. Yaklaşık 4 yıldır buradayız, hizmet veriyoruz. Az önce içeri girdiğimizde oldukça sıcak bir karşılama vardı. Güler yüzlü bir şekilde bizi karşıladılar, halimizi hatırımızı sordular. Zaten her gelen müşteriye karşılama bu şekilde ise inanın sevmemek elde değil. Kesinlikle o yönüyle doğru. Çünkü bir aile ortamı var burada. Çok güzel bir müşterilerimiz, hatta girdiklerini biz daha sormadan onlar bizim halimizi hatırımızı soruyorlar. Yani o kadar bir gönül bağımız oluşmuş müşterilerimizle. Çok güzel bir gönül bağımız var şu anda. Öner Bey, lezzet kazanına düşmüş gibiyim. Ben zaten tatlıyı da çok severim. İçeri girdiğim anda renk renk, farklı farklı tepsilerde baklavalar, tatlılar. Evet. Dikkatimi çekti ama tatlıları tanıyabilir miyiz? Kimdir, nedir, hangi malzemeler kullanılıyor? Tabii. Şuradan başlayalım isterseniz. Evet. Burada hemen en başta bol cevizli baklavamız var. İçeri cevizden dolu. Cevizler taşmış zaten. Taşmış kenara. Zaten evet. O yönüyle de malzeme kalitesi bolluğuyla da gerçekten yediriyor kendini. Hemen yanında Antep fıstık sarmamız var. İsmi üzerinde fıstıktan tamamen yapılmış. Herhalde hiç. Buranın en gösterişli, en şaşalı tatlısı benim diyor rengiyle benim. Burada. Evet, burada. Hemen bitişinde muska tatlımız var. Antep fıstıklı, tereyağlı. Bu da tabii ki bol tereyağlı tarihinden birlikte çok güzel bir lezzeti var. Tereyağın kokusu buram buram burnumuza kadar geldi. İnanın evet. Oldukça lezzetli gözüküyor. Evet, afiyet olsun. Hemen yanında iri fıstıklı baklavamız var. Gördüğünüz gibi fıstıklar tüm parçacık şeklinde. Özellikle firmamız fıstık kullanırken parçacık şeklinde bırakıyor ki akıllarda herhangi bir soru işareti kalmamışsın. Tüm fıstığı koyuyor. O da çok güzel bir tatlımız. Hemen yanında diyet baklavamız var. Diyet baklavamızın özelliğini anlatayım ben size. Özellikle kilo sorunu olan, şeker sorunu olan müşterilerimize %100 tavsiye ettiğimiz bir ürün. Şekeri ince, hafif, hamuru az, fıstığı bol. Diyet baklava derken yani kilo sorunu olan, şeker problemi olan bir insan gönül rahatlığıyla tüketebilir mi? Tabii gönül rahatlığıyla, hani bunu tabii abartmadan, fazla yemeden, şöyle nefsi öldürecek kadar az az yiyebilir bunu. Şimdi şu an çok ihtiyacımız yok ama ileride olursa tadımız belli mi? Kesinlikle belli. Hemen bitişinde tereyağlı Antep fıstıklımız var. Bunda da yine tüm fıstık parçacık şeklinde kullanmışız. Fıstıklar tüm parça şeklinde. Çok güzeldir. Bol tereyağlı o da. Aynı şekilde bir Antep fıstıklı ve üzerinde de fıstık parçacıklı bir evet, tatlı. O da heybetiyle ben buradayım diyor. O da buradayım diyor. O da özel baklavamız. Başka bir deyişiyle kuru baklava diye geçer. Biz de özel diye isimlendirdiğimiz tatlımız. Onda da yine bol tereyağlı, içi yine bol fıstıklı, güzel bir tatlımız. Hemen yanında da yemeklerden sonra klasikleşmiş, şöyle ortasını açıp dondurmamızı koyup burger şeklinde kapattığımız havuç evet, dilim var herhalde. Havuç dilim, içi yine bol fıstıklı. Dediğiniz gibi içerisine bir de dondurmayı kesip koyduğun zaman gerçekten tadına doyulmaz. Sizin dondurmanız da mevcut baklavacı Şemsettin olarak tabii öyle değil mi? Kesinlikle dondurmamız da. Gerçekten tadına diyecek yok. Çok kaliteli, orijinal Maraş usulü dövme dondurmamız. Hem fiyatı hem lezzeti yine tavsiye ederiz bu arada. En sonunda da yine billuriye tatlımız var. Alt üstü tel kadayıf, içi Antep fıstıklı. Urfa Antep yöresine has bir tatlı. Asolistler en son çıkar deyip billuriyeyi en sona koymuşsunuz. En sona koyduk onu. Gerçekten %100 tavsiye edeceğimiz bir ürün. Şimdi iştahımız kabararak hepsini dinledik ama ben tatlarına da bakmak istiyorum. Bu fiyata bu ucuzluk nasıl olur? Bir de sizlerden, birinci ağızdan dinlemek istiyorum. Şöyle masaya doğru geçelim tabii, mi? Buyurun. Öner Bey, tatlarımızı tanıdık. Nedir, ne değildir öğrendik. Masamıza da aldık. Biraz sonra tadına bakacağız ama
Benim size sormak istediğim aslında bu soruyu ben tüm Kayseri halkı adına sizlere yöneltmek istiyorum. Herkesin kafasında bu soru bir kez de olsa gelmiştir. Bu fiyata, bu kalite nasıl oluyor? Bu fiyata, bu kalite nasıl oluyor? Zaten en önemli soru bu. Çünkü tüm Kayseri'nin ve hatta tüm Türkiye'deki şubelerimizdeki gelen müşterimizin bilinçaltındaki en önemli soru bu. Bu fiyata nasıl oluyor? Bu fiyata nasıl oluyor? Onu anlatayım ben sizlere. Firmamız ham maddeyi alırken, satarken kar değil, satıştan kar değil, alırken karı elde ediyor. Kayseri ticareti var aslında. Orada. Evet, Kayseri ticareti var. Doğru söylediniz. Çünkü ham maddeyi yerinde ve de en uyguna şekilde temin ederseniz ve bunu kilo bazlı değil, tırlarla, tonlarla aldığınız zaman gerçekten çok büyük rakamlar çıkıyor ortaya. Ve bunu sürüme de döktüğünüz zaman, kar marjını minimum tuttuğunuz zaman ortaya gerçekten şu fiyatlar çıkıyor. Yani şekeri, cevizi, fıstığı, kadayıfı, hamuru, şerbeti yerinde ve en uygun şekliyle alıyorsunuz. Kesinlikle en uygun şekliyle alıyoruz. Türkiye'de en çok tatlı satan firma olarak biz varız artık Türkiye'de. Hem kalitemiz hem fiyatımız. Sloganımız şu: 81 ilde tek lezzet, tek fiyat, tek marka. Tüm Türkiye'de tek fiyat politikamız var. Halkımıza da şunu söylüyoruz: kalitenin uygun fiyatlarla tatlı buluşması. Nasılsın? İyiyim. Seviyor musun baklavayı mı? Seviyorum. Peki en çok hangi baklavayı seviyorsun? Yeşil fıstıklı olandan. Fıstıklı sarma? Evet. Peki Kayseri'de baklava nerede yenir? Baklavacı Şemsettin.